Evet, herkese iyi günler diliyorum. İhsan Çomak ben. USPUM seminerlerinin 16.sında sizlerle birlikteyiz. Evet, bugünkü konuğumuz Murat İlci Beyefendi. Kendisi ziraat mühendisi. Evet, İyi akşamlar. Murat, iyi akşamlar. Murat Bey ziraat mühendisi, Uludağ Üniversitesi mezunu. Tohumculuk alanında çalışmalarına devam ediyor. Kendisiyle bugün GDO'lu tohumlar güvenli mi? Bu konuyu konuşacağız. Evet, Murat Bey, hoş geldiniz USPUM TV'ye. Bakü'den bağlanıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız bize. Nedir bu GDO meselesi? GDO ne demek? Onun tanımıyla başlayalım isterseniz. Evet, tüm grup üyelerine, katılımcılara ben de iyi akşamlar diliyorum. Oldukça soğuk ve yağmurlu bir Bakü akşamından. Ben biraz tohumla başlayayım. Ondan sonra da hemen yine GDO'ya geçeceğiz tabii. Tohum, ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bu akşam 16.sı biliyorsunuz bu seminerlerin. Ben de Bursalı olduğum için 16'nın denk gelmesi büyük bir tesadüf oldu. Çok da hoşuma gitti. Çünkü gruptaki arkadaşlar bilirler. Telefon numaram da 16-16 ile biter. Hem Türkiye'de hem Bakü'deki numaralarım da aynıdır. O da bir tesadüf oldu Bundan sonraki misafirlerimize ben o zaman nereli olduklarını sorup o hafta gelince işte konuk etmeye çalışayım madem. kısmet oldu aslında biliyorsunuz planlarımız birkaç hafta sonrasındaydı ama böyle oldu. Evet. Hayırlısı. Evet, Buyurun. tabii tohum nedir? Tohum biz önce tohumu şöyle diyorum. Tohum geleceğimiz bizim. Allah'ın bize verdiği bitkilerin varlığını devam edebilmeleri amacıyla bize verdiği büyük bir mucize. Hani bizde bir deyim var. İncir çekirdeğini doldurmayacak şey deriz. Çok küçük bir şeyden bahsederken. Ama o incir çekirdeği evet gerçekten küçük ama öyle bir şey barındırıyor ki içinde. İçinde koca bir incir ağacı var. O incir ağacının üzerindeki onlarca meyve var. Ve onlarca meyvenin içindeki binlerce çekirdeğin taslağını barındırmış. Böyle mucizevi bir şeyden bahsediyoruz tohum olarak. Tohumculuk da yüzyıllardır aslında var olan bir faaliyet. Ne zaman ki insanoğlu düzenli tarıma geçmiş, ilk başlarda mahsulünün bir kısmını ayırarak tohumculuğa başlamış. Ancak bu 19. yüzyıldan itibaren daha ticari bir hal almaya başlamış. Önce kamu başlamış bu işe dünyada. Sonra artık 1950'lerden sonra da tamamen özel sektöre devredilmiş. Türkiye'de de bunun başlangıcı yaklaşık 1920'lere dayanıyor. Yine önce devlet araştırma enstitüleri kurulmuş. İşte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi başlamış sonradan. Ama ilk özel tohum şirketinin kuruluşu 1960'a kadar geliyor. Yani aslında tohumculuk sektörü o kadar da yeni bir sektör. Biraz da dünyadan bir miktar geride olmamızın sebebi tabii bu işe geç başlamış olmamız. Dünyada yaklaşık bugünkü pazar değeri tohumculuğun 50 milyar dolar. Bu 50 milyar doların 12 milyar dolarını Amerika elinde tutuyor. Çok meşhur yani bütün kitaplarda aşağı yukarı geçen Monsanto diye bir şirket vardır. Amerika'nın çok eski bir tohum şirketi. Pazar lideri dünyada odur. Ama 2 yıl önce bunu Alman Bayer şirketi 66 milyar dolar ödeyerek aldı. Yani bugün aslında Amerika ticari noktada lider gibi gözükse de şirketin sahibi artık Almanlar. Yani dünyada da böyle bir şey var. Mesela İsviçreli bir merkezli bir Syngenta şirketi vardır. İnsan beşeri ilaçları da var, tarım ilaçları da var, tohumculuk şeyi de var. Bunu mesela Çinliler aldı geçen yıl. Artık hangi şirket hangi şeye ait inanın takip etmekte güçlük çekiyoruz. Sürekli bir fonlar geliyor, birini alıyor, birini satıyor. Ama tabii tohum stratejik bir ürün olduğu için gizli bir savaş var bunu elde tutmak açısından. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada çok şey yapan geçen bir konu var. İşte tohumda dışa bağımlıyız. Tohumda dışa bağımlıyız. Hayır, aslında tohumda dışa bağımlı değiliz işin gerçeğine bakarsanız. Elbette ithal ettiğimiz tohum var, yok değil. Yani her sektörde %100'ünü üretme şansınız yok. Ama 2018 yılından itibaren tohumculuk sektörü artık dış ticaret fazlası vermeye başlamıştır. Yani
ithalatımızın önüne geçmiştir. Bu mesela 2019 yılında söyleyeyim size 177 milyon dolarlık ihracatımız var. Buna karşılık sadece 155 milyon dolarlık ithalatımız var. Yani 22 milyon dolarlık bir artıya geçmiş durumdayız. Şimdi özellikle sebze tohumculuğunun katma değeri çok yüksek olduğu için yani buğday, mısır gibi tarla bitkilerine oranla Türk şirketleri artık ciddi anlamda yatırım yapıyorlar bu sebze tohumu Ar-Ge'sine. Tabii diğer alanlarda var ama sebze tohumu da daha fazla var. Çünkü niye? Seralarda kullanılan domates tohumunun kilosu yaklaşık 60 bin dolar. Bu ciddi miktarda değerli bir şey demek. Düşünürseniz bugün altın 460 lira civarında. Aşağı yukarı o da 60 bin dolara geliyor. Yani bir kilo domates tohumuyla bir kilo altın bugün aynı değerde. O zaman şuna gelebiliriz. Yani biz altın çıkartmak için işte dağlarımızı, şeylerimizi mahvediyoruz, doğamızı. Siyanürle zehirliyoruz. Onun yerine biz tohumculuk şirketlerini desteklesek çok ekolojik ve doğal yollarla bu gelir elde edebilir. Çünkü dünyada bunun potansiyeli var, müşterisi var. Zaman ne olacak? Tabii ki geç başladığımız için biraz gerideyiz şu an ama çok da böyle yani enseyi karartacak bir durumumuz yok. Önümüz çok parlak tohumculuk sektöründe. Mesela bir örnek vereyim. Halen bizim burada distribütörlüğünü yaptığımız Antalya merkezli Yüksel Tohumculuk diye bir firma var. %100 Türk şirketi. Şu an dünyanın 70 ülkesine tohum satıyor. Ve İspanya, Meksika, Pakistan gibi ülkelerde kendi şirketlerini kurmuş. Orada Ar-Ge istasyonlarını kurmuş. O bölgelerin yerel ihtiyaçlarına göre çeşit ıslahı yapar bir konuma gelmiş durumda. Ama bu neredeyse 30 yıllık bir firma. Yani çalışınca oluyor. Nasıl diğer sektörlerde de çalıştıkça başarıya ulaşıyorsak, bu sektörde de tohumculukta da çalıştıkça başarıya ulaşacağız. Başarmaya başladık ama daha da iyi olacak. Şimdi GDO'ya girerken yine sosyal medyada karıştırılan bir kavram var. Hibrit tohum ve GDO'lu tohum diye. İkisi aslında birbirinden çok farklı şeyler ama nedense bir şekilde karıştırılıyor. Yani aynı şeymiş gibi lanse ediliyor ama değil. Ben biraz hibrit tohumun ne olduğunu anlatayım size önce. Ondan sonra GDO'ya geçeyim. Burada yapıyoruz. Bu hibrit ya da melez tohum. Hani size de biyoloji derslerimizde anlatırlardı. Rahip Mendel diye bir adam vardı. Bezelyeler üzerinde deney yapmaya başlamıştı. İşte buruşuklarla buruşuk olmayanları melezlemiş falan. Ta oraya kadar gidiyor bu melezlemenin tarihi. Melez tohum ya da hibrit tohum nedir? Burada çok basit tabirle seçilmiş bir anne ve seçilmiş bir babadan üretilmiş tohum demektir. Yani doğada normalde çiçekler nasıl tozlanıyor? Bir bitkideki çiçek tozu uçup diğer bir bitkideki çiçeği döllüyor. Biz bunu sadece kontrollü yapıyoruz. Yani istediğimiz çiçekten aldığımız poleni istediğimiz çiçeğe veriyoruz. Mesela hayvancılıkta da var suni tohumlama diye bir şey biliyorsunuz. Orada da bir seçilmiş boğadan alınmış spermler ineğe verilir. Yani kontrollü bir döllenme sağlanır. Yöntemi herhalde anlattım. Aşağı yukarı anlaşılmıştır. Tabii niye buraya geldik? Niye hibrit tohum kullanılmak zorunda kaldı? Tabii geçmişte insan nüfusu bu kadar çok değilken, şehirler bu kadar büyümemişken, üretim alanlarımız şehirlerin ya içinde ya da kenar bölgelerindeydi. Mesela İstanbul örneğinden gidelim. Meşhur bir Çengelköy hıyarı diye bir şey vardı, bir çeşit vardı. Adını da yetiştiği bölgeden alırdı. Bugün Çengelköy hala aynı yerde duruyor İstanbul'da. Ama orada ne tarla kaldı, ne bahçe kaldı, ne Çengelköy hıyarı kaldı. Nereye gitti? Üretim önce Kocaeli tarafına, Çatalca'ya uzandı. Sonra şimdi kuzey yani batıda Silivri'yi de geçti. Trakya, Tekirdağ'a doğru gitti. Doğuda da artık kalmadı. Yani Kocaeli'de tamamen sanayi oldu. Edapazarı'ndan itibaren başlıyor. Bu ne oldu bize? Artık daha az alanda daha fazla verim almak ve ürettiğimiz ürünü de uzak bir şehre ya da uzak bir ülkeye gidecek kadar dayanıklı hale getirmek zorunda kaldık. Hani hepimizin bir
bildiği diyoruz ki eskiden şey çok lezzetli domatesler yiyorduk. Evet çok lezzetli domatesler yiyorduk ama o domatesler yumuşaktı. Ancak köyden şehre gelebilecek kadar dayanıyordu. Ama bugün üretim üssü Antalya. Antalya'dan o mal işte İstanbul'a da gelmeli, Trabzon'a da gitmeli, Kars'a da gitmeli, Almanya'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye de gitmeli. Ama bizim o tatlı ya da çok lezzetli dediğimiz domates bu yola dayanmıyor. Ertesi gün yumuşayıp bir sonraki günde çürümeye gidiyor. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Doğada da her şey hazır vaziyette değil. Şimdi bir domates çeşidiniz var. İşte dediğim gibi lezzetli. Ama verimi düşük ve yola dayanıksız. Bir başka domates çeşidi var. O da biraz lezzeti düşük ama şimdi meyvesi sert ve daha verimli. Bu sefer ıslahçılar ne yaptı? O ikisini melezleyip doğal yollarla, tamamen doğal yani sadece onun tozunu aldılar, buna aktardılar, bununla döllediler ve ortaya hem verimli hem sert, yola dayanıklı ve de lezzeti biraz düşük de olsa kaliteli bir domates çıktı. Bunun yani hiçbir doğal olmayan yanı yoktur. Ama evet biraz lezzetten kaybediyoruz. Ama sonuçta oraya ulaştırmak zorundayız. Bu sertlik verirken şeye domatese maalesef arada biraz lezzetten kaybımız oluyor. Biraz başka bir şeyden kaybımız oluyor. Tam %100 yani hem lezzetli olsun hem verimli olsun hem yola dayansın hem hastalıklara dayanıklı olsun olmuyor. Yani bu da teknik olarak çok mümkün değil. Bir de şimdi şu çıktı. İnsanlar eskiden sebzeyi yani domatesi, biberi, hıyarı, patlıcanı mevsiminde yerdi. Şimdi bugün artık hepimiz 4 mevsim bunları yemek istiyoruz. 4 mevsim bunları yemek istediğiniz zaman bir de kış aylarında bunların yetişebilir çeşitler olması lazım. Yani daha soğuk, daha az güneş ışığı olan ortamlarda yani seralarda bunlar. Yetişebilecek çeşitler olmasın. Bunun için de yine melezlemeler kullanıyoruz ve buna uygun çeşitler bulmaya çalışıyoruz. Müşteri ne talep ederse bizden, yani aslında tüketici olarak siz ne istiyorsanız biz onu yapmaya çalışıyoruz. Siz Ocak ayında domates yemek istiyorsanız evet biz size bu domatesi yediriyoruz. Ama artık siz de lezzetten veya işte tadından birazcık feragat edeceksin. Eski kokuyu bulamayacaksın. Bulamayacaksınız, böyle olacak. Şimdi bu hibrit tohum. Gelelim GDO'ya. GDO genetiği değiştirilmiş organizma Türkçesi, İngilizcesi GMO, yani Genetically Modified Organism. Bu genetik mühendislerinin çeşitli teknikler kullanarak farklı bir türden yani farklı bir şöyle söyleyeyim yani bitkiyi hayvandan yani bitkiler bir türdür, hayvanlar bir başka tür. Oradan hayvandan aldığı diyelim bir geni bitkiye aktararak bitki tarafında kalıcı olarak genetiğini değiştirme işine diyoruz, olayına diyoruz. Bu sadece tarımda kullanılmıyor. Yani aslında bu GMO'nun ilk başlangıcı bir bakteriyi petrol yer hale getirmek üzerine başlanmış. 1975'te bunun patenti alınmış. Petrol kirliliği olan yerlere bu bakterileri salıp petrolü yiyebilir hale getirmek amacıyla başlamış iş. Peki biz tarımda niye GDO'ya ihtiyaç duyduk, duyuldu ya da? Tabii esas problem hızla artan dünya nüfusu. Ekim alanlarımız sınırlı, suyumuz sınırlı ve sanayileşmenin verdiği sonuçlarla havamız daha kirli, sularımız daha kirli, topraklarımız sürekli ekilmekten yorgun. Ve bizim birim alanda bir artan nüfusu yani beslemek durumundayız. Yani birim alandan çok fazla verim almak zorundayız. Böyle bir sıkıntı vardı. Tarımda bir de şöyle bir durum vardır. Bir ürünü üst üste her yıl ekerseniz o ürüne bağlı olarak yaşayan hem hastalıklar hem zararların popülasyonu toprakta ve şeyde çoğalır. Yani bir toprağa üst üste 3 yıl domates ekerseniz domates hastalıkları o sürekli birikim gösterir. Bunun için bir nöbetleşe ekim sistemi vardır ama gelişen dünyada maalesef bu nöbetleşe ya da toprağa böyle bir yıl nadasa bırakmak falan gibi bir şansımız artık kalmadı. Tarımda
ciddi bir endüstri haline geldi. Ve o toprağa biz artık her yıl, hatta her yılda demeyelim, her yılın içinde de iki veya üç farklı ürün ekerek ancak ekonomik bir üretim sağlayabiliyoruz. Çiftçiyi veya üreticiyi ayakta tutabilir haldeyiz. Böyle olunca da ilk bu iş Mısır'da başladı. Özellikle Amerika kıtasında. Mısır'da koçan kurdu dediğimiz bir zararlı aldı başını gitti. Ve böcek, yani kurt ilacı da çok kısa sürede bağışıklık kazanmaya başladı. Bunun üzerine her ilaç şirketleri, tabii ilaç da çok sık kolay geliştirilemiyor, daha sert ilaçlar kullanmaya veya daha artan dozlar kullanmaya başladılar. Ama bunun da bir sonu var. Yani sürekli ilaç geliştiremiyorsunuz, bu kadar çabuk olmuyor bu iş. Diğer yandan artık ekolojik olarak da, yani çevre kirliliğine de sebep oluyor bu kadar fazla ilaç kullanımı. O arada bilim adamları balıktan bir gen aktardılar Mısır'a. Bu geni aktardıktan sonra bu kurt Mısır'ı yemez oldu. Sanırım Mısır'ın öz suyunda bir değişikliğe sebep oldu. Şöyle de incelenmiş. Eski normal GDO olmayan Mısır'ın içine kurdu saldığınızda yaklaşık 45-50 santim ilerliyor ortalama. Yani bu kurt içeride bir tünel açıyor kendini beslenerek ve sonuçta bir bitkiyi öldürüyor veya verim kaybını, öldürmese de verim kaybına sebep oluyor. GDO'lu bitkiye kurdu saldığınız zaman 4,5-5 santimden öteye gidememiş kurtlar. Ve bunlar yediğinde, bu bitkiyi yediğinde midesinde veya sindirim sisteminde problemler yaşanmış ve kurt ölmüş. Bu sayede bizim böcek ilacı ya da kurt ilacı kullanma ihtiyacımız kalmadı. Ya da Amerika kıtasında önce başladı dediğim gibi. Orada böyle bir ilaç ihtiyacı ortadan kalktı. Bu sayede ne oldu? Mesela bir çevre kirliliğinden de kurtarmış olduk. Diğer yandan üretim maliyetimizi de düşürmüş olduk. Ya da biz de düşürmüş olduk derken ziraat mühendisleri olarak söylüyorum biz şeyinde. Buradan alınan şeyle, hani bir cesaret veya özgüven mi diyelim, benzer şeyler bu sefer sıkıntı yaşanan diğer ürünlere de geçti. Mesela soya bitkisinde soya yağının biyodizel olarak kullanımına müsait hale gelmesi GDO yapıldı. Yine yabancı ot ilacı kullandığınızda soya bitkisi de etkileniyordu bundan. Bu etkiyi azaltmak için yine bir GMO yapıldı. Artık herbisit, yani yabancı ot ilacı kullandığınız zaman otlar ölüyor ve şeye de bir zarar gelmiyor, soyaya. Bu da tabii işçilikten müthiş bir tasarruf sağlıyor. Şimdi bu kadar, yani benzer şey pamukta var. Pirinçte ise, bir de pirinç bizim için önemli olan şeyleri sayıyorum, ürünleri sayıyorum. Pirinci de A vitamini açısından çok zengin bir hale getirdiler. Normalinin 2-3 katı bir artık A vitamini içerir oldu pirinç. Buna altın pirinç demeye başladılar. Yani böyle adlandırmaya başladı dünya çapında. Ben niye bu üç ürünü söyledim? Çünkü bu üç ürün bizim ana beslenme ürünlerimiz. Buyurun, ben soru alayım Evet. sizden. Yani çok iyi niyetlerle başlamış bir şey gibi görünüyor ama yani bu GDO gerçekten sağlığa zararlı olabilir mi? Çünkü bu konuda birçok teori var, iddia var. İnsan sağlığına zararlı olduğu noktasında sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi aslında tabii GDO ticari olarak piyasaya sürüleli, yani 95'te başladı, 1995'te. Yani çok da uzun bir süre değil aslında. O manada çok da deneysel olarak elimizde deneysel bulgu yok. Çok zararlı olduğuna dair ya da yani şunu diyemiyor hiçbir şey araştırmacılar bu konuda, yani olumsuz olduğunu iddia edenler için söylüyorum. Yani siz yılda şu kadar gram GDO'lu ürün tüketirseniz, İşte 5 yılın sonunda veya şu kadar yılın sonunda sizde şöyle bir şey yaratır. Yani böyle somut olarak bir şey yok. Ama endişe çok. Yani bunu inkar edemeyiz. Hem insan sağlığı açısından hem de ekolojik denge açısından endişelerimiz var. Bugün esas bence tehlikeli olan kısım insan sağlığı değil de ekolojik denge. Yani insan sağlığını bir şekilde, ya ben bu kadar çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama ekolojik dengede GDO'lu tohumlar eğer normal bitkilerle de böyle mutasyonlara veya şeye sebep olabilirlerse uzun süreler sonunda,
Esas bu sıkıntı olabilir. Yani o zaman doğal bir şey kalmaz dünyada. Hepsi bir şekilde modifiye olmuş hale gelebilir. Böyle bir risk var. Ama demek, yani bu manada söylüyorum. Risk var. Kesin olur diye konuşmak yanlış. Çünkü şeyde de biliyorsunuz atomu parçaladığında insanoğlu büyük bir şey yapmıştı ama ondan sonra atom parçalayıp atom bombası haline de getirildi. Yani GDO zaten sadece şeyde kullanılmıyor. İnsanda da şu an tıp konusunda bazı insanları antibiyotiklere ve bazı hastalıklara dirençlik hale getirmek için de bunlar kullanılıyor. Ama ilerleyen zamanlarda bu işte farklı bir şey haline gelir mi? Yeni bir yaratık ortaya çıkar mı bu şey filmlerde gördüğümüz gibi? Onu bilmiyoruz. Şu an Mısır'da veya bitkilerdekiler çok küçük değişiklikler. Yani mısır yine mısır bitkisi. Mısır tanesi yine aynı şekilde. Yani genomunda geniş bir değişikliğe sebep olmadı. Olmuyor. O sebeple şu an çok büyük bir tehlike olarak görmüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bu nereye gider? Ucu nereye kadar ulaşır? Onu bilemiyoruz. Hatta şöyle de devam edeyim ben bu arada İhsan Hocam bağlanana kadar tekrar. Şu an bu benim bahsettiğim ekolojik riskleri daha çok dikkate alıyor ülkeler. Bu sebeple Avrupa Birliği ve ya biz Avrupa Birliği tarafındayız burada. Avrupa Birliği üyelerinde bu GDO, bu tohum kullanmak yasak. Sırf bu ekolojik şeylerden dolayı, endişelerden dolayı. Ama Amerika kıtası aslında komple serbest. Amerika'da, Arjantin'de, Kanada'da, Brezilya'da, diğer taraftan Çin'de, Hindistan'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da GDO tohum kullanımı serbest. Bugün dünyada yaklaşık 200 milyon hektar alanda GDO'lu tohum kullanılarak üretim yapılıyor. Şimdi bahsettiğim ülkelerin dünya nüfusundaki oranını düşünürseniz, yani Çin, Hindistan, Amerika kıtasının tamamı, Avustralya, Yeni Zelanda herhalde yarıdan fazlasını yapıyordur. Yani bir açıdan bakarsanız dünyanın yarısı da bu GDO'yu çok umursamıyor. Ha bizde de şu var, onu da söyleyeyim. Bu biraz belki ilginç gelecek arkadaşlara. Bizde GDO'lu tohum kullanmak yasak. Ama örneğin Amerika'da GDO'lu tohum kullanılarak üretilmiş bir mısırı biz ülkemize ithal edebiliyoruz. Veyahut da Arjantin'den yine GDO'lu tohum kullanılarak üretilmiş soyayı ya da soya küspesini biz ithal edebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok ve bunu yıllardır da yapıyoruz. Aslında bakarsanız biz yıllardır GDO'lu tohumdan üretilen ürünleri yiyoruz. Nerede yiyoruz? İşte fruktoz dediğimiz biliyorsunuz Mısır'da üretilen bir şurup var, tatlandırıcı. Bu gazlı içeceklerde, kolada, bisküvide, bir takım şey o çikolata ve şey o tip gofret gibi gıda sanayinde bolca kullanılan bir ürün ve bunu yiyoruz. Diğer taraftan işte hayvan yeminde mısır %50 oranında mesela tavukta kullanılıyor. Büyükbaş hayvan yeminde biraz daha oran düşük ama orada yine soya küspesi kullanılıyor. Orada risk biraz daha düşük diyor uzmanlar çünkü bu GDO'ların önce bir başka metabolizmadan geçiyor. Yani tavuğun metabolizmasından geçip yumurta haline geliyor veya ineğin metabolizmasından geçiyor, et ve süt haline geliyor. Biz bunları tüketiyoruz. O belki biraz daha az tehlikeli olabilir diye düşünüyorlar. Ama direkt bu fruktoz şurubundan elde edilen içecekler veya yiyecekleri yediğimizde biraz daha sıkıntılı olabileceğimiz konusunda endişeleri var uzmanların. Ben bu seminere hazırlanırken aslında şunu da düşündüm. İslamiyet'in buna bakış açısına ya da İslam alimleri bununla ilgili bir şey söylemiş mi? Net bir şey bulamadım. Helal diyen de haram diyen de net olarak yok. Hani diğer bazı konularda var ya hakkında kesin hüküm bulunmayan meselelerde olduğu gibi işte yarar zarar dengesi içerisinde çevre, sağlık, ekonomi alanlarına etkileri de dikkate alınmalı. Buna göre hareket edilmelidir diyor uzmanlar. Bu konuda da bir şey geliştirememişiz maalesef. Yani
Şeyi bulamadım. GDO'lu ürünler helal kabul ediliyor mu? Onunla ilgili de bir şey bulamadım ama biraz daha araştıracağım bunu. GDO'lu ürünler organik kabul edilebiliyor. Onu biliyorum. Çünkü organikteki standart biraz daha farklı. Orada kimyasal gübre, ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmaması zorunluluğu var. Ve bunların kullanılmamış, daha önce de kullanılmamış bir toprakta üretim yapma zorunluluğu var. Yani siz sadece bu yıl o toprakta ilaç ve gübre kullanmadan ürün üretirseniz organik sayılmıyor. O toprağın en az 5 yıl öncesinde, 5 yıl boyunca dinlendirilmiş ya da kimyasal gübre kullanılmadan üretim yapılmış olması zorunluluğu vardır. O yüzden GDO'nun organik olduğunu biliyorum ama helal sertifikasında bir sıkıntı yaratıyor mu? Onu bilemiyorum ama araştıracağım. Tabii bu kadar tohumdan bahsederken Tarım Bakanlığı ile ilgili de birkaç cümle kullanmak isterim. Tarım Bakanlığı tohumculukla ilgili yaptığı çalışmaları kesinlikle yerinde buluyorum bugüne kadarki süreçte. Özellikle son iktidar döneminde yani 2005'te biz bir tohumculuk kanunu çıkarttık ki çok büyük bir ihtiyaç arz ediyordu. 1963'te çıkartılmış bir yasayla yönetiliyordu tohumculuk sektörü. 2005 yılında tohumculuk şirketleriyle, sektörün paydaşlarıyla, Tarım Bakanlığı'nın farklı birimleri bir araya gelip bir tohumculuk kanunu çıkartıldı. Ama tabii teknoloji ve çok hızlı geliştiği için dünyadaki piyasalar, yine onda da artık yavaş yavaş bazı değişiklikler yapılması gerekmekte. Çünkü arada 15 sene geçti. Bu konuda bazı taleplerimiz var. Onların da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tabii işte biraz önce bahsettiğim o çiftçinin kendi tohum ticareti yapamamasını getiren yasa da yine bu iktidar döneminde çıkartıldı. Ama burada hem ıslahçı hakları hem de çeşitlerin korunması ile ilgili bazı maddeler vardı. Ki bu işte pratikte vatandaş için belki biraz daha olumsuz gibi gözükse de tohum sektörü açısından gayet olumlu, bizim de çok desteklediğimiz bir kanun tasarısıydı. Bu taraflardan baktığımızda hükümetin ve Tarım Bakanlığı'nın bu politikalarını gayet olumlu buluyorum. Ama diğer yandan baktığımda bugün için tarımsal üretimle ilgili, tarımsal üretime bakış açısıyla ilgili bakış açısını yanlış buluyorum. Özellikle mevcut Tarım Bakanımızın gerekirse ithal ederiz cümlesi daha yeni bakan olduğunda kullandığı bence son derece sakıncalı bir cümleydi. Çünkü ithalat hiçbir zaman tarımsal üretimde bir üretici için bir sopa gibi kullanılmamalı. Çünkü üreticinin bir şekilde ayakta kalması lazım. Devletin bunu desteklemesi lazım. Siz bu yıl azıcık işte patates fiyatları arttı, hemen ithal getirelim. İşte soğan fiyatı arttı, ithalat kapısını açalım, fonları düşürelim. Ya arkadaş şöyle bakmak lazım. 3 senedir atıyorum soğan üreticisi para kazanmıyordu. Yani soğan 50 kuruşken kimsenin sesi çıkmıyor. Yani bu üretici bu 50 kuruşluk soğanla soğan fiyatıyla nasıl para kazanacak diye düşünmüyor. Soğan fiyatı azıcık 1,5 2 liraya veya 2,5 liraya çıktığında o çok arttı işte falan hemen ithal getirelim. Ya bırakın çiftçi bir sene para kazansın. Yani çiftçinin para kazanmasında ne zarar var? Yani Türkiye'deki zaten bir olumsuz anlayış da benim açımdan. Biliyorsun aylık enflasyon rakamları açıklanır. Hep kabahatli tarım üründür. Yok bu ay biberin fiyatı yüzde bilmem kaç arttı. Yok bu hafta işte bu ay domatesin fiyatı şu kadar arttı. Biberin fiyatı, işte yumurtanın fiyatı şu bu. Hemen kabahat tarım ürünlerine kesiliyor. Dolayısıyla insanlar ya da artık hükümet buna yönelik bir şeyle tedbirler almaya çalışıyor. Ve ithalat kapılarını açıyor. Ya bu enflasyon sepetinde benim bildiğim 100 küsür tane madde şey var, ürün var. Niye her defasında tarım ürünleri bir öcü veya enflasyonu sanki abartan, şey köpürmesine, kabarmasına sebep olan kötü olarak nitelendiriliyor ki? Bu son derece yani bırakın biraz çiftçi para kazanır. Yani çiftçi para kazandığında ne olur ki? Yani en fazla traktörünü yeniler, işte arazi alır veya arazisine yatırım yapar. Traktörünü dediğim gibi yeniler, kızına oğluna düğün yapacaktır.
Para burada kalacak. Yani çiftçi kazandığı parayı kalkıp yurt dışına kaçıracak hali yok. Gene bu işe yatırır. Az önce de söyledim. Tarım sektörünün, daha doğrusu çiftçilikle uğraşanın mutlaka desteklenmesi, korunması lazım. Bütün dünyada tarım sübvansı devletler tarafından sübvanse edilen bir sektördür. Tarım çok karlı bir sektör değildir. Üretim anlamında söylüyorum. Herkes çiftçisini belli bir oranda nüfusunu tarımda tutmak zorundadır. İstediğiniz kadar sanayileşin, eğer ikliminiz müsaitse, o yani çok kuzey ülkelerinden bahsetmiyorum. İklimleri müsait değil. O yüzden toplumun büyük kısmını tarımda tutamazlar. Ama bizim gibi ülkelerde toplumu tarımla uğraşanı köyünde muhafaza etmeliyiz. Yoksa bu adam üretimden vazgeçerse tekrar geriye dönmek çok zor. Tekrar üretime başlamak çok zor. Yani bir fabrika gibi değil de bugün şalterleri kapattım. 6 ay sonra, 1 yıl sonra işler düzenince açarım, tekrar devam ederim diye bir şey yok. O adam köyünden koparsa, gelip şehre ve şehir hayatına alışırsa tekrar köye dönmez. Çünkü tarım öyle çok da keyifli değil miydi? Zahmetsiz, böyle kolay bir üretim sahası değil. Yani yazın sıcağın tozun altındasınız, güneşin altındasınız, kışın soğuğun, yağmurun, çamurun altındasınız. O yüzden halihazırda böyle bir nüfusumuz varken bunları burada tutalım. Yoksa bu adam şehre gelirse işsiz olarak daha büyük sosyal sorunlar yaratır bize. Bunu telafi etmesi daha zor. O yüzden bırakın bir miktar parayı yabancı çiftçi yerine kendi çiftçimize aktaralım ve onları köylerinde tutalım. Üretim devam etsinler. Bakın bu yıl pandemiyle birlikte bazı ülkeler, mesela Rusya buğday ihracatını sınırladı. Dedi ki şu kadar tondan fazla ihraç etmeyeceksiniz. Benim stoğumda kalmalı. Hindistan pirinç ihracatını sınırladı. Yani paranız olsa da alamıyorsunuz. O zaman bizim bunları üretecek nasıl olsa arazimiz var, toprağımız var, çiftçimiz var. Biz kendi üretimimizi yapalım. Dışarıdan almak çözüm değil. Biz zaten dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Eğer yarın bir gün dövizde biraz daha sıkıntı yaşarsak, bu sefer bu ithalatı yapacak parayı da bulamayacağız. Çünkü daha öncelikli şeyler çıkacak. Yani biz enerji almak zorundayız. Biz belki ilaç almak zorundayız. Biz silah almak zorundayız. Bırakın yapamadığımızı, üretemediğimizi dışarıdan alalım. Üretebileceğimizi, yani tarım ürünlerini üretelim. Dışarıya vereceğimiz parayı kendi üreticimize verelim. Bunların üretimde kalmalarını sağlayalım. En sağlıklı ve en güvenli yol bu. Çünkü anladık ki pandemiyle birlikte gıda güvenliği her şeyin önüne geçiyor. Bugün Azerbaycan ülkesi, hükümeti diyor ki biz petrolün yenemediği, yenilebilir bir şey olmadığını anladık. Bakın petrol fiyatı eksiye düştü Mart ayı, Nisan ayında. Yani petrolünüz olsa da artık alıcısı yok. Ama insanlar arabaya binmese de, petrolü tüketmese de her gün 3 öğün olması da 2 öğün, 2 öğün olması da 1 öğün yemek zorunda. Yani insanları doyuramazsanız, onlara otomobil de verseniz bir anlam ifade etmeyecek. Herkes için öncelik karnını doyurmaktır. Bu sebepten dolayı da çiftçinin desteklenmeye artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki az önce bahsettiğimiz GDO'lu ürünler bizi nasıl etkileyebilir? Bu soruya da belki bir cevap vermek lazım. İzleyicilerimiz bunu merak ediyordur. Üç tane ana bitki bizi etkileyebilir. Mısır, soya ve pirinç. Çünkü bunlar bizim beslenmemiz aslında temel ürünler. Mısır biliyorsunuz daha önce fruktoz şurubuyla gündeme gelmişti. Özellikle gazlı içeceklerde, kolada, kolalı içeceklerde, meyve suyunda ve bisküvi, gofret gibi gıda sanayinde bolca kullanılan, hatta tek kullanılan tatlandırıcı. Bunun başlı başına zararları tartışılırken bir de bu GDO'lu olursa nasıl olur? Bunun daha riskli olduğunu düşünüyor uzmanlar. Ama bir de mesela soya için ve mısırın bir başka varyasyonu için söyleyelim. Hayvan yeminde kullanıldığında nasıl olur? Çünkü ikisi de bolca kullanılıyor. Uzmanlar orada şu diyorlar, biraz daha rahatlatıcı bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki bunlar önce bir hayvanın metabolizmasından geçiyor. Ondan sonra biz bunu tüketiyoruz. Yani fruktoz şurubunda direkt tüketiyoruz. Ama burada diyelim ki tavuk bu GDO'lu
mısır ve soya yiyor. Daha sonra bunu kendi metabolizmasından geçiriyor. Bize yumurta veya tavuk eti haline getiriyor. Biz onu yiyoruz. Veya inekte de işte süt veya et haline geliyor. O yüzden bir derece direkt hani fruktoz şurubu kullanmak veya tüketmekle kıyaslanıldığında yem olarak kullanılmasının daha az zararlı olabileceği söyleniyor ama bunun da bir ispatı yok henüz klinik olarak veya deneysel bulgu olarak elimizde maalesef bir veri yok. Tabii insanlar özellikle son dönemde kanser vakalarının artmasıyla bunu öncelikle beslenmedeki problemlere veya beslenmemizdeki gıdaların rolüne bağlıyorlar. Ben buna tam olarak katılmıyorum. Ben yaşam kalitemizin genel olarak düştüğünü düşünüyorum şahsen. Çünkü düşünürsek artık büyük şehirlerde yaşıyoruz. İşte tamamen cam kaplı binaların arasındayız. O ışınların bizi nasıl etkilediğini bilmiyoruz sürekli çünkü ışınlar yansıyor. Doğal bir yansıma dışında bir yapay yansımanın içerisinde kalıyoruz. Bizi etkilediğini düşünüyorum. Suyu plastik şişelerde içmeye başladık. Bunun da bir tesiri vardır. Daha fazla hazır yiyecek tüketiyoruz. Yani kendimiz yapmak yerine konserve edilmiş ya da kullanım raf ömrü uzatılmış diyeyim, raf ömrü uzatılmış gıdalar tüketiyoruz. Yarı mamul veya mamul. Stresli bir iş hayatımız var. Hangi meslek dalında olursa olsun. İşte para kazanmak daha zor. İnsanların farklı stres koşulları var. Bunların toplamında bence biz etkilenerek kansere veya benzeri hastalıklara daha fazla yakalanıyoruz. Tek başına bu manada GDO'lu ürünlere bütün suçu yıkıp diğerlerini yok saymanın da GDO kısmına haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz ziraatçılar olarak tabii GDO'lu ürünü dünyadaki açlık sorununa ya da insanların toplumu doyurabilme sorununa çarelerinden bir tanesi olarak savunuyor gibi gözüksek de Dünya Tarım Örgütü FAO bunu kabul etmiyor. Diyor ki dünyada aslında açlık sorunu yok, paylaşım sorunu var. O yüzden eğer eşit paylaşıma ulaşabilsek dünyada açlık diye bir problem kalmayacak. Ancak bunu pratikte çözemiyor da. Yani halihazırda dünya nüfusunun ciddi bir kısmı açlıkla savaşıyor. Bunu ne yapacağız? Burada bir soru işareti var. Yani tamam eşit paylaştıralım demek çok kolay ama pratikte bunu nasıl yapacağız? Onu bilemiyoruz. Yani FAO da bunu bilemiyor. Ama biz en azından ziraatçılar olarak üzerimize düşeni yapalım. Biz yeterince ürün üretelim. Paylaştırmak da artık siyasilerin mi diyelim ya da ülke yöneticilerinin veya dünyadaki bu tip işte FAO gibi, UNICEF gibi veyahut da diğer Birleşmiş Milletler gibi dünya çapında faaliyet gösteren kurumlar bunları yapsınlar. Yani tek başına bu cümlenin, FAO tarafından söylenen bu cümlenin pratikte bir karşılığı olmadığını ya da sadece GDO karşıtlığı için yeterli olmadığını düşünüyorum. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Bu gen teknolojisi sayesinde bitkilerde ve hayvanlarda hayvanların genlerine müdahale ederek epey olumlu sonuçlar elde ediyoruz, ettik. Daha verimli, daha kaliteli, daha dayanıklı ürünler elde ediyoruz. Bunun insanlığın beslenmesi için çok olumlu olduğunu da düşünüyoruz. Ancak diğer taraftan potansiyel bir mesela antibiyotiğe dirençlilik, istenmeyen gen değişimi, mevcut türlerin azalması, tür zenginliğinin daha doğrusu azalması, istemediğimiz genlerin transfer edilmesi gibi tehlikeler veya risklerle karşı karşıya mıyız? Evet, o da doğrudur. Bu sebeple yapılacak şey şu, bir taraftan bu devam ederken bu üretimler, diğer taraftan da bunun çevre ve insan nesilleri üzerindeki olası etkilerine karşı daha fazla deney yapılmalı, daha fazla araştırma yapılmalı.
sadece olumlu yanından bakmadan olumsuz kısımlarını, endişelerimizi giderecek çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince size tohumculuk genelinde ve GDO özelinde bilgilendirmeye çalıştım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.